Bu esasında 100 yıl önce çözülememiş sorunlar yumağının çözülebilmesiyle ilgili olarak ikinci yüzyıla devrederken Türkiye'yi yönetenlerin bunun bilincinde olması lazım. Yani Türkiye'de 100 yıldır çözülmemiş sorunlar var ve bu sorunların daha bir ikinci yüzyıla daha yayılmasını önlemek, devam etmesini önlemek ve dolayısıyla da bu problemi bu arada çözmek gerek. Kim güçlü, kim güçsüz? İsrail bütün dünyanın, kapitalist dünyanın desteklediği bir ülke olarak çok güçlü bir askeri yapısı var ve dolayısıyla da bunu Filistinler üzerinde bunu yapabiliyor. Yani böyle bir baskıyı oluşturabiliyor. Dolayısıyla da Filistinler burada güçsüz olan taraftır ve her vicdanlı olan insanın barış çerçevesinde Filistinleri desteklemesi lazım. Bence önemli olan kimin ne yaptığı değil, kimin daha güçlü ve kimin daha güçsüz olduğudur. Dolayısıyla da insan olmak, insan olmanın değeri bence eğer bir böyle bir kavram kullanacak olursak esasında güçsüz olanın yanında olabilmeyi becerebilmek lazım. Ancak o zaman insan olabilir diye düşünüyorum. Türkiye'nin demokrasiyle olan ilişkisi doğrudan doğruya Kürtlere ne olacağına çok bağlı. Şu anda Türkiye'de bir demokrasi yaşanmıyor. Sınırlı bir demokrasi belki adını koyacak olursak yaşanıyor. Efendim, yani iktidarın izin verdiği ölçüde kullanılan bir özgürlük alanından bahsediyoruz. Fakat gerçekten bu ülkede yaşayan herkesin, başta Türkler olmak üzere, gerçekten özgürce yaşamak istiyorlarsa bir kere kendi kardeşleri olduğunu söyledikleri Kürtlerin sorununu çözmesi lazım. Eğer Kürt sorunu çözerse Türkiye demokratikleşir, çözemezse, çözmek istemezse de aksine daha despotlaşır, daha otoriterleşir ve daha faşizan bir yere doğru evrilir. Asıl muhatabımız burada bence Türkler, kendini Türk olarak kabul etmiş olan insanlara bizim sözümüz şudur. Empati yapın. Filistinlerle empati yapıyorsunuz. Kürtlerle niye yapamıyorsunuz? Empati yapın. Talepleri olan bir insan topluluğu bu, bir halk. Ve dolayısıyla da bu halkın taleplerini yerine getirmek Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yönetenlerin mecbur olduğu bir şeydir. Eğer ülkede bir demokrasi isteniyorsa tabii. Öcalan hem bence yani Türkiye'nin bu meseleyi çözmesinde birinci derecede bir aktördür. Hem de sadece o da değil, bence Orta Doğu'daki sorunların çözümüyle ilgili olarak da onu dinlememiz ve ondan fikir almamız gerektiğini düşünüyorum ben şahsen. Sadece ben olarak söylemiyorum, Türkiye halkı olarak söylüyorum ya da Türkiye halkının bir parçası olarak söylüyorum. Çünkü Öcalan gerçekten bunu hak eden bir kişilik. Yaşadığımız yüzyılda onun kadar bu meseleler kafa yormuş bir başka insan yok bence. Dolayısıyla onu dinlemek lazım, onun düşüncelerini almak lazım. Yeniden çözüm süreci meselesini gündeme getirmesi lazım. Ve bunun içinde özellikle Türklerin Tayyip Erdoğan'ı sevenlerin, Tayyip Erdoğan'a destek veren kitlelerin bu yönde bir çabası olması lazım diye düşünüyorum. Kürt halkının çıkarlarını düşünen ve Kürt halkının özgürleşmesini, özgür bir halk olmasını sağlayacak olan görüşmelerin bir an önce başlaması lazım. Bir demokrat olarak Türkiye demokrasinin bir an önce gelmesinin çabası içinde olmamız gerektiğini söyleyerek bitirmiş olalım.